sokak lambası gibi olma ki kime yandığın, kime ışık salladığın, saldığın belli olsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle işlevsiz kalmış meclisin en renkli siması. Onun konuşmaları olmasa belki de kimse dönüp bakmayacak orada ne oluyor diye. Talih kuşunun başına konmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar ondaydı. Unutkanlıkları ve tuhaf hesaplama yöntemleriyle meclisin devlet bahçelisi o. Bir konuşmasında Marie Antoinette'e mal edilen ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözüne atıf yapmak istedi. Pastayı hatırlayamayınca ortaya şöyle bir şey çıktı. Paris'te herhalde ne bu Paris'te ne birisi bir şeydi. Bir ekmek değil de bir pasta. Paris'te Paris'te şey yemeye hazırlanıyor. Pasta yemeye hazırlanıyor. Ama çıkalım diyen pastaya alışkın olmadığımız için dilimiz dönmüyor. Pasta diyemedi ama partisinin kuruluşunun 40. yılında nasıl iktidar olacağını çok iyi hesapladı. 2009'dan toplayıp çıkararak 40'a varmayı başaran ilk matematikçi oldu böylece. 2009'u yazarken de 2 sıfır var. 9'un yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı 9? 2'nin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü. Bu 40 hesabı çok tutmuştu. Seçim gezisine çıktı. İktidar olmak için 258 milletvekili gerekiyordu. Bu da %40 oy demekti. Partililere o %40'a nasıl ulaşacaklarını şöyle anlattı. Bir Milliyetçi Hareket Partisi niye tek başına iktidar olmaz? Bunu hesaplayacaksınız. Bunu yapabilmek için her ülküdaşıma da bir görev düşüyor. Değerli arkadaşlar, hayatında hiç Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermemiş İlkokuldaki 5 arkadaşını bulacaksın. Orta öğretimde 5 arkadaşını bulacaksın. Askerlik yaptığınıza göre asker arkadaşınızdan 5 tanesini bulacaksın. Mahalle arkadaşınızdan 5 tanesini bulacaksın. Sokaktan da 4 arkadaşını bulacaksın. Hepsini toplarsan 24. 49 milyonu 24'e böler iseniz ortaya çıkan rakam ülkücülerin oy temin etmesi gereken hane sayısını korur. Demek ki o hane sayısı 24 oy getirirse siz 19 milyon oyla iktidar olursunuz. Değerli arkadaşlar. Bu inandırıcı olmayan bir hesap mı? Hayır efendim. Hayır. Fakat partililer hesabı pek anlamamış olacak ki o %40 hiç yakalanamadı. Ama konuşmalar yüksek mizahından hiçbir şey kaybetmeden devam etti. Bir konuşmasında para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, düşman yoksa mutlaka yeneriz. Yeter ki bir olalım dedi mesela. Şairin dile getirdiği gibi idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sikleti çekemez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mülhem diyorum ki, para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, düşman yoksa mutlaka yeneriz. Kimse efendim olmayan düşmanı herkes yener, bir yanlışlık oldu galiba diyemedi. Başka bir konuşmasındaysa kebapçıları hedef aldı. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır dedi. Teröre yardım ve yataklık yatan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır. O kebapçıların kimler olduğu hala araştırılıyor. Son konuşmasının hedefinde ise bir yuvarlak masa toplantısı yapan Millet İttifakı vardı. Şöyle dedi, masa yuvarlak olduğu için ayak bir, kare olsaydı 4 ayaklı olurdu. Ama yuvarlak, yani tek ayak, o da HDP. Millet İttifakı şunu aklından çıkarmasın, erteğe kalan sona kalır, sona kalan dona kalır. Ayak hesabını yine kimse anlamadı ama masanın yuvarlak olmasının binişli bir tercih olduğunu söylüyordu. Orasında kuşku yoktu.
Bahçeli yuvarlak masaya karşıydı. Köşeli olsa belki de hoş görecekti. Şöyle tamamladı sözlerini. Bizim masamız yuvarlak değil köşelidir. Devlet Bahçeli hesabı bu. Bütün rakamlar köşeli.